Merhaba arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı sayfa 194, 195, 196, 197, 198, 199 işleyeceğiz. Fotosentez soruları ve cevapları. Soru: pek çoğunuzun evinde görselde verilen orkide bitkisi gibi çeşitli bitkiler bulunmaktadır. Bu bitkilerin uzun süre yaşaması için neler yapıyorsunuz? Cevap: gerekli miktarda güneş ışığı, su ve gerekli miktarda gübre vererek uzun süre yaşamasını sağlanabilir. Soru: peki bitkiler kendi besinlerini nasıl üretebiliyor? Üretici canlılar besin üretmek için nelere ihtiyaç duyuyor olabilir? Cevap: bitkiler hayatlarını devam ettirebilmeleri için kendi besinlerini kendiler üretirler. Bunu azot döngüsüyle oluşan nitrati su yoluyla alırlar. Yaprakları yeşil olan, klorofil içeren pigmentlere sahip olan güneş ışığından yararlanarak kendi besinlerini üretmiş olurlar. Bitkilerin yapraklarına yeşil rengi veren klorofil, güneş enerjisini kullanarak karbondioksit ve suyu oksijen ve şekere dönebilir. Bu sayede bir taraftan oksijen üretirken bir taraftansa kendi besinlerini üretmiş olurlar. Etkinlik: bitkilerde değişim. Gerekli malzemeler: özdeş saksı bitkiler 3 adet, karton kutu, termometre, su ve çay bardağı, kurşun kalem, tahta kalemi, makas, defter, cetvel. Etkinliğin yapılışı: karton kutunun alt kısmına küçük delikler açınız. Özdeş saksı bitkilerini birden 3'e kadar numaralandırınız. İçeriye hava girebilmesi için delikler açtınız. Karton kutuyu bir numaralı saksı bitkisinin üzerine kapatınız. 2 ve 3 numaralı saksı bitkilerini bir numaralı bitki ile aynı ortamda ama ışık alabilen bir yere koyunuz. 1 ve 2 numaralı bitkilere her gün eşit miktarda su veriniz. 3 numaralı bitkiye ise su vermeyiniz. Bir hafta boyunca bitkilerde meydana gelen değişimleri kaydediniz. 1. Bitkilerin yaprak renklerinde ve boylarında ne gibi farklılıklar gözlemlediniz? Açıklayınız. Cevap: bitkilerin yaprak renkleri zamanla yeşil oldu. Boyları ise geniş bir bölgeye yayıldı. 2. 3 numaralı saksı bitkisine su verilmemesi bitkide ne gibi değişiklikler olmasına neden oldu? Bu değişikliğin sebebi sizce ne olabilir? Cevap: 3 numaralı saksı bitkisine su verilmemesi sonucu bitki büyümedi. Gerekli olan suyu alamadığından dolayı büyümedi. 3. Işık alan 2 numaralı bitki ile ışık almayan 1 numaralı bitkide ne gibi bir değişiklik gözlemlediniz? Sizce ışık bitkiye ne sağlıyor olabilir? Cevap: Işık alan 2 numaralı bitki büyüdü. Fakat ışık alan 1 numaralı bitki gelişimini tamamlayamadı. Işık bitkilerin karbonhidrat üretmeleri amacıyla karbondioksit ve su moleküllerini parçalamaları için gereken enerjiyi sağlar. Soru: peki şeker elde etmekte kullanılan şeker pancarı bitkisi kendi besinini bitkilerde değişim etkinliğinde kullandığımız saksı bitkileriyle benzer şekilde üretiyor olabilir mi? Besin üretmek için aynı maddelere ihtiyaç duyuyor olabilirler mi? Cevap: evet, aynı maddelere ihtiyaç duyuyorlar. Soru: peki bitkiler oksijeni nasıl üretiyor olabilir? Arkadaşlarınızla tartışınız. Cevap: bitkiler oksijeni fotosentez sayesinde üretirler. Bitkiler kendi besinlerini yaparken havadaki karbondioksiti alırlar. Yapraklara yeşil rengi veren klorofil maddesi sayesinde güneş ışınlarını alarak karbondioksit ve suyu oksijen ve basit şekere çevirirler. Basit şekerler bitki için gerekli besinleri oluştururken açığa çıkan oksijen ise gökyüzüne, atmosfere verilir. Bu zincire fotosentez de adı verilir. Soru: peki karbondioksit ve ışık miktarında değişimler fotosentez hızını nasıl etkiler? Fotosentez hızını etki eden başka faktörler de var mıdır? Cevap: fotosentez oluşurken güneş ışığı, klorofil miktarı ve karbondioksit yoğunluğu dengeli olması gerekmektedir. Fotosentez etkileyen etmenlerin başında ışık şiddeti gelmektedir. Işık şiddeti arttıkça fotosentezler hızlanır. Fakat hiçbir faktör fotosentez hızını tek başına arttırmaz. Fotosentez hızlı bir süre sonra sabitlenecektir. Çünkü çevresindeki faktörler karbondioksit, su, klorofil miktarı onu sınırlar. Ayrıca sıcaklık değişimleri fotosentez hızını etkiler.
0 derecenin altı ve de 45 derecenin üstünde bitkiler fotosentez yapamazlar. Etkinlik: kabarcık oluşturalım. Gerekli malzemeler: cam huni 2 adet, 500 mg beherglas 2 adet, özdeş akvaryum bitkisi 2 adet, aydınlatma lambası 2 adet, özdeş kırmızı ve yeşil ışık veren ampuller, deney tüpü 2 adet, termometre 2 adet, cam huni 2 adet, kronometre, buz parçaları, çay bardağı, çay kaşığı, soda, su, penset. Etkinliğin yapılışı: behergasların içerisine 200 mg'lık su doldurunuz. Penset yardımıyla akvaryum bitkilerini cam huni içerisine yerleştiriniz. Huniyi ters çevirerek tamamını suyun içerisinde kalacak şekilde behergaslara yerleştiriniz. Hunilerin uç kısmına su dolu deney tüplerini kapatınız. Fotosentez gerçekleştikçe deney tüplerinde oksijen gazı nedeni ile kabarcıklar oluşacaktır. Karanlık bir ortamda aydınlatma lambalarını düzeneklerden birine 10 santimetre, diğerine 40 santimetre uzakta tutarak 2 dakika boyunca oluşan kabarcık sayılarını gözlemleyiniz. Aydınlatma lambalarının ampullerini kırmızı ve yeşil ile değiştiriniz. Karanlık bir ortamda düzeneklerden birini kırmızı, diğerini ise yeşil ışık altında tutunuz. Oluşan kabarcık sayılarını gözlemleyiniz. Düzenekleri aydınlık ortama alarak behergaslardan birini buz parçaları ile doldurunuz. Düzenekleri aynı ortamlara bırakarak düzeneklerde oluşan kabarcık sayılarını gözlemleyiniz. Behergaslar içerisinde suların sıcaklıklarını eşitleyiniz. Düzeneklerden birine bir çay kaşığı, diğerine ise bir çay bardağı soda koyunuz. Düzenekleri aynı ortama koyarak oluşan kabarcık sayılarını gözlemleyiniz. 1. Işık kaynakları hangi mesafedeyken daha fazla kabarcık oluştu? Sizce bu durumun nedeni ne olabilir? Cevap: Işık kaynakları yakın mesafedeyken daha fazla kabarcık oluştu. 2. Kırmızı ve yeşil ışık altında bıraktığınız düzeneklerden hangisinde daha fazla kabarcık oluştu? Sizce bu durumun nedeni ne olabilir? Cevap: Kırmızı. 3. Düzeneğe eklediğiniz buz parçaları denekteki kabarcık sayısını nasıl etkiledi? Sizce bu durumun nedeni ne olabilir? Cevap: Buz parçaları kabarcık sayısının azalmasına sebep oldu. 4. Deney düzeneklerine soda eklediğinizde hangi düzenekte daha fazla kabarcık oluştu? Sizce bu durumun nedeni ne olabilir? Cevap: Soda eklediğimiz daha fazla kabarcık oldu. Sodanın içindeki oksijen miktarından kaynaklı olabilir. Soru: Peki su miktarı fotosentez mi, hızını nasıl etkiler? Cevap: Bitkilerin fotosentez yapmasında su, güneş enerjisi, karbondioksit ve yeşil bitkiden bulunan klorofil sayesinde gerçekleşmektedir. Fotosentez gerçekleşirken elektron, nitrojen ve oksijen kaynağı olarak önemli bir işlev yapmaktadır. Bitki üzerindeki enzimler de belirli oranda su olduğu zaman görevini yerine getirebilmektedir. Su miktarı arasında ışığın şiddeti, dalga boyu, sıcaklık derecesi, ortamın pH değeri belli bir değerde olacağı için fotosentez oluşumu sabit bir değerde kalacaktır. Etkinlik: suyun etkisi. Gerekli malzemeler: özdeş saksı bitkiler 2 adet, termometre, su, çay bardağı, tahta kalemi. Etkinliğin yapılışı: aynı ortama koyduğunuz özdeş saksı bitkilerini numaralandırınız. Bir numaralı saksı bitkinin 20 gün boyunca 4 günde bir sulayınız. Diğerine ise ilk gün yarım çay bardağı su vererek 20 gün bekletiniz. 5 günde bir bitkilerdeki değişimi gözlemleyiniz. 1. Bitkilerin gelişmelerinde ne gibi değişiklik olduğu, bu değişikliğin sebebi arkadaşlarınız ile tartışınız. Cevap: Bir numaralı saksıdan bitkinin gelişimi 2 numaralı saksıdan bitkiye göre daha iyi oldu. Çünkü bitkinin büyümesi için gerekli olan suyu verdim. Kendimizi değerlendirelim. Soru: Yanda verilen değişkenler doğrultusunda özdeş saksı bitkilerini kullanarak bir deney düzeneği tasarlayınız. Tasarımınızı aşağıda verilen alana çiziniz. Cevap:
Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki yorum kısmından bize istediğinizi sorabilirsiniz. Forum sayfacevapları.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.